Merhaba arkadaşlar, ben Jacobian. Bugünkü videomda ekranda görmüş olduğunuz 0xc0007b hatası nasıl çözülür onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Bu hatayı genelde bilgisayar yeniden formatlarınızda veya yeni aldığınızda, Windows daha yeni kurulduğunda bu hata ile karşılaşabilirsiniz. Oyun yüklediğinizde veya bir dosya yüklemeye çalışırken de bu hataya karşılaşabilirsiniz. Çözümü çok basit. 3 tane uygulamayı indirip kuruyorsunuz. Kuruluşunu hemen size göstereceğim zaten. Burada bir iki tane de olabilir. Çözülmezse bunu da indirirsiniz. Yani 4 tane olabilir yani. Ben açıklamaya bu üçünün linkini koyacağım. Ama siz kendiniz de araştırmak isterseniz, ben bunların siteleri güvenilir olduğu için bu siteleri şu an tercih ettim. Kendi bilgisayarımda bunları kuruyorum. Siz Google'a girip MSVCP140DLL, bir diğer de VC Runtime olan buraya gelip VC Runtime 140DLL yazarsanız nokta yazıp yine DLL files, buradan isterseniz başka bir sitelerden indirebilirsiniz. Softonic falan var. Buradan indirebilirsiniz. Ben şu an bu dll-files.com sitesini kullanıp dosyalarımı buradan indireceğim. Şöyle yapıyoruz. Bunları yazdık. Bir de şu var zaten. Bunu da kurmanız gerekiyor. Buraya gelip Visual Studio 2015 C++ yazarsanız, burada Microsoft'un kendi sitesi. Bunu başka bir yerden kesinlikle indirmeyin zaten. Microsoft'un kendi onaylı sitesi buraya geliyor zaten direkt. Buradan isterseniz başka sürümlere de götürebiliyorsunuz. Linkte verdiğim yer burası zaten. Burası 2015 mesela. Burada 2013, 2012, 2010 var. 2015'ten sonrası çıkmadı. Gördüğünüz gibi 2017, 2019, 2022 güncel sürümleri buradan kuruyorsunuz. Öncelikle ne yapacağız? Şöyle göstereyim hemen. İlk önce ne yapacağız? Göstereyim hemen. Bilgisayarıma sağ tıklayacağız ve özellikler diyeceğiz. Özellikler dedikten sonra ekranımıza böyle bir yer gelecek. Bu ekranda ne yapacağız? Bilgisayarımızın kaç bit olduğunu öğreneceğiz. Burada sistem türü 64 bit, işletim sistemi x64 tabanlı işlemci yazıyor. Yani benim bilgisayarım 64 bit işletim sistemi destekliyor ve şu an 64 bit işletim sistemi kullanıyorum. 32 bit işletim sistemi x86 tabanlı işlemci yazıyorsa sizin bilgisayarınız 32 bittir. Buraya gelip tekrar burada ne yapıyoruz? x86 olanı indiriyorsunuz. Sizin bilgisayarınız 32 bit ise, eğer bilgisayarınız 64 bit ise şu alttaki indiriyorsunuz. Şuraya bastığınız zaman direkt zaten iniyor bilgisayarınıza. Ne yapıyoruz? Sonra MSVCP140DLL dosyasını indireceğiz. Buraya geliyoruz. Aşağı iniyoruz. Gene burada aynı şey geçerli. Burada 32 bit, 64 bit olarak gene ayrılıyor. 64 bit ise işletim sisteminiz 64 biti, 32 bit ise 32 bit indiriyorsunuz. En güncel sürümleri burada, aşağılara fazla bakmayın. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için buraya basıp indir diyorum. Ve indirme işlemimiz 3 saniye içinde başlayacak diyor. Bekliyorsunuz ve direkt bilgisayarınıza iniyor zaten. Bir diğer de PC Runtime 140 DLL. Bunu da buradan en aşağı doğru inip 32 bit, 64 bit, 64 bit benim bilgisayarım. Buradan herhangi birini indirebilirsin dediğim gibi. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 bit olanı indiriyorum. Gördüğünüz gibi üçü de indi. Buna bastım, açıldı şu an. Bilgisayarınıza atacaksınız. İlk önce şuradan başlayalım. VC Runtime 140 DLL ve MSVCP 140 DLL ile bilgisayarıma giriyoruz. Buradan yerel disk C'ye basıyoruz. Windows'un kurulu olduğu klasöre gireceğiz. Burada ben de yerel disk C'de olarak CM'de kurulu. O yüzden buraya giriyorum. Windows'a basıyorum. Ve burada başka bir şey olmayacak. Yani direkt Windows'a basacaksınız. Windows'a bastıktan sonra burada aşağı iniyorsunuz. 32 bitlerde CS WoW 64 olmayabilir. Ne yapıyoruz? CS WoW 64'e bunları atıyoruz. Buraya geliyoruz. Bunları kopyalıyoruz ve buraya atıyoruz. Ben de atıldığı için şu an atmayacağım gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar gelip sistem 32 atıyoruz bunları bir de. Ben de gene atıl olduğu için atmayacağım. Bunlar buraya şöyle bir hata olabilir yani. Buraya attıktan sonra buradan kaybolacaktır. Tekrar RAR dosyanı çıkartmanız gerekiyor. Veya Winrar'dan teker teker atarsanız daha rahat sonuç elde edersiniz. Ne yapıyoruz? Siz CS 64 bit'e bunu atıyoruz direkt klasör içine. Sistem 32 içine direkt atıyoruz bu iki klasörü. Sonra ne yapıyoruz? Buna gelip kuruyoruz. Ben de şu an kurulu olduğu için yine gördüğünüz gibi. Burada kur yazacak. Next, next, next diyeceğiz. Sizde kurulu değilse ve hala çalışmıyorsa onar diyebilirsiniz. Evet, benim videom bu kadar. Aklına takılan soru olursa yorumlarda belirtebilirsin. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.